Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bu videoda San Andreas'ın sırlarından biri olan hayalleri inceleyeceğiz. Tamam, hayret uçakla böylece bitmiş olur. Güvende hissediyor olmalısınız. Şehrin kulelerinin arasında, evinizin duvarlarının ardında, arabanızın içinde. Elinizde silahlarınız, cebinizde paranız, yanınızda arkadaşlarınız. Los Santos hareketli bir şehir. San Fierro renkli bir cana sahip. Ve Las Venturas da en güzel tatillerin mekanı, öyle değil mi? Her şey kontrolünüz altında. Hayat keyifli. Herhalde yanlış giden bir şey olamaz. San Andreas denen bu uygar eyaletin insanları arasında hastalıklı zihinlere sahip olanlar yoktur sanırım. Şehrin dışında, medeniyetin ardında bilinmeyen tehlikeler sizi beklemiyordur. Çölün ortasında insanların gözlerinden uzakta kurulan gizli komplolar ve tarikatlar eminim sadece uçuk düşler kuran zihinlerimizin ürünüdür. Değil mi? Merhaba dostlarım, ben Serdar. Ve gelin bu videoda San Andreas'ın çıkışından bugüne kadar geldiği süreçte önümüze serdiği bilinmeyenleri, sırları ve gizemleri konuşalım. Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve bu videoda San Andreas sırlarından biri olan Bigfoot'u birazcık daha inceleyeceğiz. Daha doğrusu onu görmeye çok. Konuşacağımız ilk başlık hiç şüphesiz Bigfoot, yani koca ayak olmalı. Kendisi San Andreas'ın en eski kriptit söylentisi. Los Santos'u kuşatan ormanlık ve dağlık alanda dolaştığı söylenen bir canavar bu. Kaba kuvvet ile kırılmış ağaçlar, terk edilmiş, hırpalanmış arabalar ve herhangi bir insan varlığından yoksun tek tük kulübeleriyle yapılar, bu bölgede böyle bir canavarın dolaştığı söylentilerini güçlendirdi. Araştırmacılar internette hararetli tartışmalar başlattılar, teoriler üzerinde konuştular ve hatta koca ayağı bulduğunu iddia ederek videolar ve resimler paylaşanlar bile oldu. Bu videoların ve resimlerin büyük çoğunluğu sahte çıksa da kalan kısmının bir oyun hatasından mı kaynaklandığı yoksa gerçekten bu canavarın mı bulunduğu hala bugün tartışılan bir konu. Tabii tüm bu söylentilerin kaynağına inecek olursak en başta oyunun kutusunun arka kısmında geçen Bigfoot sözcüğü yer alıyor. Bu sözcüğün oraya yazılma nedeni ise Rockstar çalışanlarından birisinin takma isminin Bigfoot olması. Arkadaşlar bu bölümde San Andreas'ın sırlarını inceleyeceğiz. İlkini daha doğrusu Leatherface elinde testereyle böyle insanları kovalayan kaçık bir katil. Böyle palyaço tipi olduğunu söylüyor. En az Bigfoot kadar yaygın ve hemen hemen o kadar eski başka bir söylenti ise Leatherface isimli bir katil hakkında. Elindeki elektrikli testereyle kurbanlarını doğrayan ve onların derisini yüzüp kendine maske yaptığı iddia edilen bu katilin Panoptikon bölgesinde konumlandığı söyleniyor. Bölgede yer alan elektrikli testere, tahta kulübelerin tabanındaki kana benzeyen izler ve bölgenin yine uygarlıktan uzak olması bu söylentileri yaygınlaştıran unsurlardan. Özellikle sisli gecelerde ormanlığın ortasında yer alan bu mekanda dolaşmak insanı istemsizce ürpertiyor. Aslında Texas Katliamı adlı bir filmde yer alan bir karakter ama San Andreas'ın kendisinde de bu filme dair göndermelerin olması oyuncuların kafasına kazınmış bir halde. San Andreas'ın vahşi alanlarında çeşitli şüpheli figürlerin de dolaşabildiğini benim yaptığım bölge araştırma videolarından biliyoruz. Böyle bir durum varken Leatherface söylentilerini görmezden gelmek imkansız. Yine de bu katilin varlığı şüphe götürmez bir kesinliğe sahip değil. Kanıtlanabilmiş bir durum değil. En azından henüz değil. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bu videoda sizlere San Andreas Epsilon sırrı hakkında bir şeyler anlatacağım. Bu aynı video değil çünkü onun diğer videoyu ne yazık ki üzerinden yapamadım. Epsilon tarikatının varlığı ise az önce bahsettiğimiz söylentilerden farklı olarak somut bir şekilde kanıtlandı.
San Andreas'ın ve de GTA evreninin her tarafına yayıldığını bildiğimiz bu tarikat, bazı çok çılgınca inançları takip ediyor. Ağaçların konuştuğuna, dinozorların asla var olmadığına, kızıl saçlılar hariç herkesin birbiriyle akrabalığına, dünyanın düz olduğuna ve de aşılanmanın işe yaramadığına inanıyorlar. Tarikatın üyeleri arasında berberler, sporcular, sanatçılar ve daha sayısız insan var. GTA oyunlarından tanıştığımız ve de konuştuğumuz bazı karakterler bile bu tarikatın içinde. Tarikatın oyunun hikayesinde ve görevlerinde yer alışı, San Andreas'ta hala bir söylenti konumundayken GTA 5'te ise somut bir varlık kazanıyor. Uzaylı tanrılar ve insanlığı bekleyen bilinmeyen çağlar üzerine odaklanan bu inanç, belirli seçilmiş kişilere dokunan anlatılara da sahip. Tabii ki en nihayetinde bu tarikatın tek kuruluş amacı, hayatına farklı anlamlar yüklemek isteyen insanları kullanmak ve onların varlıklarına, cüzdanlarına konmak. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bu videoda San Andreas'ın sırlarından biri olan UFO'ları sesli bir şekilde inceleyeceğiz. Bir tane daha UFO'lar hakkında video. Epsilon tarikatı her ne kadar gizemli ve somut bir varlığa sahip olsa da sadece insanlardan oluşuyor. Ama en az onun kadar somut başka bir gizemli unsur daha San Andreas'ta mevcut. Bu sefer ise konuşmamızın boyutu insanlardan ve insanların dünyasından uzaya ve uzaylılara kayıyor. San Andreas gizemlerinin her sezon finalinde ayrı bir şekilde değindiğim ve kanıtladığım kadarıyla da biliyoruz ki bu oyunda uzaylılar kesinlikle var. Kendilerini insan biçiminde gizliyorlar ve oyunun hikayesinde, görevlerinde de karşımıza çıkıyorlar. Çok yakından tanıdığımız The Truth'un ve Mike Torino'nun görevlerinin bir kısmında doğrudan uzaylıların işlerine karışıyoruz, onların komplolarına dadanıyoruz. Tabii bu görevlerin doğasını anlamak için biraz dikkatli olmak, detayları incelemek ve arka plan araştırması yapmak gerek. San Andreas'ta uzaylılar gerçek ve hikayede, görevlerde de karşımıza çıkıyorlar. Size sıfır şüpheyle söyleyebilirim ki uzaylılar aramızdalar. Tabii değerli dostlarım, size bu gizemlerin hepsini bu şekilde anlatamayacağım. Çünkü şu güne kadar o kadar çok söylenti birikti ki. Mezarlıkta gece yarısı ortaya çıkan hayaletler, terk edilmiş kasabalardaki cadılar, çöllere atılan ceset torbaları, zombi virüsü geliştiren şirketler, kendi başına hareket eden araçlar, tanımlanamayan uçan nesneler, tanımlanamayan yüzen nesneler, kimyasal atıklar yüzünden mutasyon geçirmiş yaratıklar, televizyondan çıkacak paranormal varlıklar ve daha nicesi. San Andreas ile alakalı şu an insanların dillerine dolaşan yüzden fazla söylenti var. Hepsinin verdiği ayrı bir dehşet, insanların kalplerinde yer edindiği ayrı bir konu. Bunların ağırlıklı çoğunluğu doğru değil, hatta deli saçması. Yine de bu söylentilerin sayısı bugün bile, bu yılda bile artmaya devam ediyor. İnsanlar bu gizemleri çözmek için deli gibi uğraşıyor. Ve tabii ki bu kötü bir şey değil, bu çok güzel bir şey. Bu hiç bitmeyecek bir tutku. Kaç GTA çıkarsa çıksın, insanların zihinlerinde yankılanacak olan bir anı. Çünkü San Andreas gerçek anlamda ölümsüzlüğü yakalamış bir oyun. Belki bu ölümsüzlüktür oyuna tüm bu gizemleri kazandıran, belki bu gizemler de bu ölümsüzlüğe kısmen bir katkı sağlamıştır. Kişisel bir seviyede konuşmak gerekirse, ben bu kanalı bu oyun ile ve bu gizemleri de kurdum. Gizemlerim benim kalbimde her zaman, her koşulda bir yeri olacak, asla bir kenara atılmayacak. Bu yüzden San Andreas ve gizemlerinin yeri bu kanalda da asla kaybolmayacak. Değeri katlana katlana artacak, kişiliğimize işleyecek, kimliğimize kazınacak. Başka oyunların başka sırları üzerinde konuşsak bile, farklı hikayelerin farklı detaylarını incelesek bile, zihinlerimizde ve kalplerimizde San Andreas yankılanmaya devam edecek. Bu demek değildir ki yeni oyunlarda yeni gizemler aramayacağız, bu demek değildir ki bizleri bekleyen farklı hikayeleri, söylentileri ve sırları araştırmayacağız. Çünkü nerede bir soru sorulursa, nerede bulunmayı bekleyen bir cevap varsa, nerede gizemli bir detay saklanmışsa, ben de orada olacağım. Sonraki sefere görüşmek üzere.